Bülent'in kendi elleriyle pişirdiği kuymak servisi de tamamlanınca kahvaltı soframız hazır. Bu zengin kahvaltı sonrası sohbetimiz Bülent'in hikayesinin en başından başlıyor. Bazen otobüse binersiniz. Eskiden böyle uçaklar falan yoktu malum biliyorsun. Giderken yolun üst tarafına dağlara doğru bakarsınız. 4 tane 5 tane haneli bir köyler görürsünüz. Dersiniz ki ya bu adam ne yapıyor? Nasıl bir hayat yaşıyor? İşte ben o köylerden birinden çıkmış bir adamım. Karasu'dan, Adapazarı'nın Karasu ilçesinden. Karasu'dan çıkıp gelen Bülent'i ben çok net hatırlıyorum. Nasıldı? Bir senin ağzından dinleyelim. Sakarya'dan Ankara'ya gelmek biraz gurbet gibi mi? Ben şunu çok her seferinde söylüyorum. Süreç tabii Sakarya'da, Sakaryaspor altyapısında, tribünlerde Tatanga gibi tezahürat yaparken, rahmetli Amigo Ahmet abinin arkasında sahada top toplarken, kaderimiz bizi babamızın milli takım güreş antrenörüyken, kaderimiz bizi şeye çevirdi. Güreşçi değil de futbola çevirdi. O da nasıl oldu? İzlemeye gidiyorum 14 yaşında. Bu 14 yaşında gittiğim izlemenin sonucunda bir kişi eksik. Ekrem Karaberberoğlu rahmetli. Hocam beni çağırdı. Bende eşortmanlar var tabii. Oyuna soktu. Tabii ben performans olarak çok iyi performans sergileyince sonra çağırdı. Sen kimin olsun dedi. Dedim Fikret Uygun Hoca'nın oğluyum dedim. Tamam dedi. Ertesi gün babama bisikletini atlıyor hocam. Gidiyor, buluyor şeker fabrikasında. Diyor ki senin oğlunu güreşçi yapıp aç kalacağına futbolcu yap yıldız olsun diyor. Babam da ertesi akşamı geldi. Dedi ki bundan sonra güreş antrenmana gelmiyorsun. Ben tabii bir üzüntü bende. Ama orada sakın minder de sırtım yere gelmedi yani. Dedi işte bölgesel gibi birinciliklerim oldu falan. Ben de futbol orada güreşi bıraktım. Futbola döndüm. Futbola dönünce tabii Sakaryaspor takımına başladık yükselmeye. 15-16 yaşa geldik ve A takıma çıktık. Tam böyle 17 yaşına geldiğimizde A takımının idmanlarına kampa giderken son maçta adam yok. 17 kişi maça gittiler Zonguldak'a hiç unutmam. Ve beni götürmediler. Bir tek beni dışarıda bıraktılar. Bir iki tane de dışarıdan bir çocuk vardı. Onları da götürdüler. O zaman çok üzülmüştüm. Babam da bana dedi ki ben Ankara Şekerspor'dan teklif var. Güreş hocası olarak. Ben dedi oraya gidiyorum. Mecbur sen de benimle geliyorsun. Gidiyoruz dedi. Sakaryaspor'dan sevdiğimiz yerden işimizden dolayı döndük. Ankara'ya gittik. İşte gittiğimiz gün seninle tanıştığımız gün oldu. Ya. Hem Sakarya hem Kocaeli Spor'da bir yerden yetiştin, bir yerde top oynadın. Ama sonra asıl Bülent Uygun yapan seni ya da asker Bülent yapan Fenerbahçe macerası başladı. O nasıl oldu? Şimdi öncelikle tabii şunu söylemek lazım. Gerçekten Türk futbolunda Sakarya, Kocaeli, Göztepe, Adana Demir, işte Bursa, Eskişehir, ondan sonra Ankara Gücü. Bunlar tribündeki o şovlarıyla, taraftarın desteğiyle hem takımlarının kümede kalmalarını, hem takımlarının hedefe oynamalarını, hem de o takıma sevgilerini hep göstermiş şehirlerimiz. İşte Zonguldak Spor. Keşke tekrar böyle bu taraftar topluluklarının böyle liginin Süper Lig'de olsa da hem taraftar sevgisini, aşkını, taraftar tezahüratlarını hep beraber izleyerek o görsel güzellikleri görsek. Tabii onlar bizi, onlara kendimizi beğendirmek bizi zaten büyük takımlara doğru götürüyor. Biliyorsunuz o zaman Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hepsi istemişti. Ve nitekim Fenerbahçe'de bir kontrat imzalamıştık. O zaman tabii bunda biraz da Oğuz Çetin Ağa hocalarımızın orada olması, bizim tabii gençliğimizdeki beraber yetiştiğimiz idollerimizin orada olması bizim de oraya gitmemizde vesile oldu. Gittik. Kaderin bir cilvesi diyelim. Sizin takımınızda Tanju gibi işte Avrupa gol kralı olmuş adam var. Aykut Kocaman gibi 3-4 kere gol kralı olmuş adam var. İşte alınmış santrforlar var. Pingeller var. Demiroviçler falan var. Hepsi sizin takımınızda. Ve siz santrforların hepsinin sakatlığından dolayı, kimisinin belki formsuzluğundan dolayı kader sizi sağ açıktan santrfor mevkine atıyor. İlk yarısı boyunca. Biz ilk yarı bitiminde attığımız gollerle gol kralında lider durumuna geldik. Fakat ben tabii ilk Galatasaray maçıydı. Güven Sazak rahmetli başkanım dedi ki Bülo evlat bu maçta gol at. Gerçek Fenerbahçeli ol. Gel bana selamı çak. Ondan sonra. Tabii olay oradan başlıyor. Ben de televizyonda bir tane çocuğumuzun, kahraman şehidimizin evladının babasına asker selamı verirken gördüğüm görüntünün etkisinde de kalmışım. Velhasıl İşte maç oynandı derken golü attım. Gittim ben tabii asker selamı verdim. O zamanlar tabii asker selamını nasıl verileceğini askere gitmemişiz. Daha 21 yaşında, 22 yaşında bir çocuğuz. Askerlik tecildeydi. Golü attık. Gittik selamı verdik mi abi? Selamı verdikten sonra bu sefer
Gazeteciler hemen uçuştu. Hocam o selamı bir alalım. Tak o selam oldu asker selamına. Bir baktım ondan sonra beni askere aldı Erol Tok'la sayın. Çok sevdiğim hocam. Ellerinden öperim. Bülent Yavuz hocam. Biz tabii sabaha kaldırdılar bizi. Ertesi sabah. Hadi gidiyorsun askere. Ya dedim hayırdır? Ne askeri? Dediler ki yok. Sen askere gidiyorsun. Ordu milli takımı maçında olacaksın. O zaman da ordu milli takım bir o zamanın en popüler adamları var. Velhasıl gittik. Asker Bülent'imizin işine bir de gollerle her seferinde devam etti. Askerlik de üstüne eklendi. Hem gittik işte Eryaman'da eğitimler aldık. O işte Haziran dönemlerinde tatil, bizim tatil dönemimizde biz dağlarda atış eğitimler, işte o asker kardeşlerimle beraber olmak. Askerliği de ben çok severim. Hatta anımızı anlatayım bu arada. O da çok güzel bir anı. Atış yapıyoruz. 3 tane atma hakkım var. G3'leri vermişler. Tak 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 biz vuruyoruz. Akabinde Sergen artık nasıl bir atış yaptıysa sol üst tarafta bir dağ var. Sergen ateş ederken oraya doğru ateş etmiş. Baba ormanı yaktı. Komutan üstünü başını yırttı. Koşturarak geldi. Durun ateş etmeyin kesin falan. Böyle bir baktık hakikaten orman yazıyor. Askerlere talimat koşun ormanı söndürün. Söndürdük. O gün sonra atış talimatı falan bitti. Siz futbolcular kardeşim top oynayın. Aman oğlum ormanı yakarsınız deyip bizim bütün içtimai işini bitirdi.